Şimdi de arık karakterinin içinden geçeceği engelleri oluşturmaya başlayalım. Hatırlarsanız önceki derslerimizde grup 1'den grup 5'e kadar bir takım engeller oluşturmuştuk. Şimdi bu engelleri sahnede nasıl çoğaltacağımızı ve sağdan sola doğru nasıl kaydıracağımızı görelim. İlk olarak bu grupların içerisine girip daha önce hazırlamış olduğumuz bu engellerin görünürlüğünü kaldıralım. Bunları yaparken engelleri seçip Shift tuşu ile birlikte seçerek Color Effect alanından alfayı 0'a getiriyoruz. Destelerimiz burada yer alıyor ancak görünürlükleri tamamen 0. Aynı şekilde diğerleri için de bu işlemleri yapalım. Evet, artık engellerimiz tamamen görünmez hale geldi. Tekrar ana sahneye dönüş yapıyorum. Önceki örneğimize baktığımızda sahnemizde yine görünmeyen bir mov klip olduğunu fark ediyoruz. Bu mov klipin içerisinde ise bizim hazırlamış olduğumuz engeller yan yana dizilecek. Aynı şekilde bu mov klipin içerisinde engellerimiz kayma hareketini gerçekleştirecek. Biz de kendi örneğimizde bunun gibi bir mov klip oluşturalım. Arı katmanındayken herhangi bir alanda mov klibimizi oluşturuyoruz. Çizgilerini siliyorum. Ardından bu mov klibi X ve Y değeri 0 olacak şekilde yeniden konumlandırıyorum. Ardından bu çizimimi bir mov klip haline getiriyorum. İsim olarak engeller adını girdim. Herhangi bir durum adı girmeme gerek yok. Çünkü bu nesneye herhangi bir atıfta bulunmayacağım. Ancak bu beyaz alanında görüntülenmesini istemiyorum. Bu nedenle mov klip içerisine giriyorum. Ardından dolguyu seçip bu sefer de dolgu rengini alfa kısmını sıfıra getiriyorum. Gördüğünüz gibi çizim burada ancak herhangi bir görünürlüğü bulunmuyor. Tekrar önceki örneğimize geri dönüş yapıyorum. Burada aynı mov klip içerisine giriyorum. Burada Layer 1 katmanındayken Action Script Editor'ına giriş yapıp kodları inceliyorum. Burada ilk olarak Timer ve Timer Event referansları eklenmiş. Böylelikle bir zamanlayıcı oluşturup bir timer nesnesiyle 2 saniyede bir yeni bir engel oluşturacağız. Ancak öncesinde bu mov klip yüklendiğinde yani oyun ilk açıldığında veya tekrar başlatıldığında içinde bir engel varsa sıfır değerine gelene kadar hepsini siliyoruz. Silme işlemini de Remove Child At ile yapıyoruz. Burada while döngüsüyle de herhangi bir nesne kalmayıncaya kadar yani sıfır değerine ulaşıncaya kadar bütün level'ları siliyoruz. Zamanlayıcımızı oluşturup 2000 milisaniye değerini veriyoruz. Yani 2 saniye. Zamanlayıcıyla engelleri kontrol et fonksiyonunu tetikliyoruz. Zamanlayıcımızı start ile başlatıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi try catch ile bir kontrol yapıyoruz. Yüklenecek olan engelimizi seçiyoruz. Bu seçimi de yaparken 0 ile 4 arasında bir değer oluşturup buna artı bir değerini veriyoruz. Böylece rastgele olarak 1, 2, 3, 4, 5 değerlerinden birini elde edeceğiz. Bu değerle birlikte de bir kontrol yapıyoruz switch case döngüsünü kullanarak. Eğer elde ettiğimiz değer yani hangisi değeri 1 ise kütüphanede bulunan grup 1 nesnesinden oluşturup bu nesneyi de engel 1 nesnesine atıyoruz. Bu engel 1 nesnesi aslında bizim kütüphanemizde yer alan mov kliptir. Engel 1 nesnesinin X koordinatına sahnenin genişliğini veriyorum. Böylelikle sahnenin tam olarak sağından giriş yapacaktır. Nesneyi sahneye ekliyorum.
Ekleme işlemini de Agile ile yapıyorum. Switch case döngüsünden de çıkış yapıyorum. Aynı şekilde aynı mantıkta değerleri ilerleterek 1'den 5'e kadar nesnelerimizi 2 saniyede bir oluşturuyoruz. Böylelikle engeller rastgele çıkacak ve oyun daha da zorlaşacaktır. Bu kod yapısını kopyalayıp kendi örneğimizde aynı moveclip içerisine yapıştırıyoruz. Şimdi de tekrar oyunumuzu kontrol ediyoruz. Oyunu başlatıyoruz.